Şahinoğlu grubun katkılarıyla yöremiz töremiz devam ediyor. Evet sevgili izleyiciler, Sinop Dikmen'de çekimlerimiz devam ediyor. Bugün de Çanakçı Köyü'ndeyiz. Çanakçı Köyü muhtarımız sevgili Abdullah muhtarım burada ve İstanbul Zeytinburnu Belediye Meclis Üyemiz, İstanbul'da Zeytinburnu'nda Sinopluların onuru, gururu sevgili Mehmet Çakar. Meclis Üyem, sevgili Meclis Üyem, burada varlığını duyduk, biz de kendimizi yola koyduk. Biraz arasak da hemen de bulduk Çanakçı Köyü'nüzü. Evet, hani diyorum ya, Türkiye'li dağ lalesi var, Erfeleğin tatlıca şelalesi, eğleşmesin hiçbir yerde Sinoplu'nun sülalesi. İşte burası da Dikmen, Dikmen'imizin de var şelalesi ve eski bir su değirmeni olduğunu duyduk. Biz de burayı görüntülemek istedik. Eskiden değirmene un nereden giderdi muhtarım? Değirmen un nereden yukarı, dağ ne akar, taş döner döner. Evden giderdi, evden buğday gelirdi. Evden buğday gelir, taş döner döner, un olur. Ama bu değmende tarihini biz bilmiyoruz. En az ne kadar olduğunu hiç bilemiyorum, kesinlikle. Sevgili muhtarım, biz de böyle tarihi değerlerimizi eskiyi yeni nesile anlatmak için bu tür yerleri duyduysak görüntülüyoruz, anlatıyoruz. Yeni nesil, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız kültürümüzü öğrensin istiyoruz. Evet, gerçekten şu şelale gibi geliyor. Şimdi bu suyu değirmene verelim biz. Verelim. Şimdi kameraman arkadaşım şurada bir şelale akıyor. Dikmen'de de şelale olduğunu göstermiş olalım. Şimdi değirmenimizden görüntüler, Çanakçı Köyü'nden görüntülerimiz, röportajlarımız olacak. Bizi izlemeye devam edin. İzleyiciler, gördüğünüz gibi bu, şöyle bu tarafa gir Salih, ağzını bir göster. Evet, gördüğünüz gibi oradan salla dayı onu bakayım. Bak, öyle mısır unu üütmek için mısırlar oradan geliyor, böyle boğazına dökülüyor. Muhtarım, mısır boğaza geliyor, oradan un tekneye. Un olarak çıkıyor, döne döne un olarak çıkıyor. Tekneye. Evet, ondan sonra da mısır ekmeği yapıyoruz. Başka aynen. Mısır çöreği? Mısır çöreği de yapıyoruz ha. Peki bu değirmene gelenler ne yapıyordu? Abi şöyle bir gelsene. Başkan, sen hiç bu değirmene gelip de kül çöreği yedin mi? Evet, çocukluğumuzda, benim çocukluğum Dikmen Çanakçı Köyü'nde geçti. Yani köyümüze geçti. Burada, bu ocakta, benim de geçmişimde, yani okullu yıllarımda rahmetlik dedemlerle beraber burada bu değirmende unu ütürken burada yatmışız. Burası biraz daha düzenliydi eskiden. Burası biraz daha oda gibiydi. Ocakta evet. Ateş yanardı ve orada kül çöreği derlerdi, onu gömerlerdi. Tabii ben kül çöreğine çok fazla değil ama bir iki sefer şahit oldum çocukken. Geceleri burada kalırdık. Yani herkes gelirdi bu değirmende, öğünlük derler. Nöbet koyarlar, tamam, bu nöbetini herkes koyar, herkesin bellidir. Yani şöyle küçük torbalarda herkesin bellidir. Koyar sıradan sırayla. İşte bu sene benim bitti, senin var. Herkes bilir zaten kimin nöbeti olduğunu. Ve gelir, o nöbeti gününde gelir burada ununu ünütür ve evine ununu getirir, ekmek eder evinde. Başkanım, çocukluğumuzun, her bir çocukluğumuzun anısı var. Evet. Tarihi değerlerimize, kültürümüze sahip çıkma adına biz de bu programları yapıyoruz. Evet. En önemlisi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza örf, adet, gelenek, göreneklerimizi öğretmek, kültürümüzü yaşatmak için. Memleketimizden uzak, doğduğumuz yer burası ama doyduğumuz yer İstanbul. Evet. Siz de İstanbul Zeytinburnu'nda belediye meclis üyesisiniz. Evet. Kaç yıldır İstanbul'dasınız? Başka ne işle uğraşıyorsunuz? Kısa ve öz, bunu da şimdi burada alalım. Tabii ki ben İstanbul'da 20 yıldır İstanbul'dayım. 20 yıldan beri İstanbul'dayım. İnşaat işleriyle uğraşıyorum. Dekorasyon, iç dekorasyon, tadilat, tamiratları, o işlerle uğraşıyorum. Ve inşaat müteahhitliği, yapsat işlemleriyle de uğraşıyorum aynı zamanda. Tabii ki Zeytinburnu Belediyesi'nde 30 Mart seçimleri öncesinde belediye meclisliğine adaylığımız oldu. Teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Murat Aydın bizim adaylığımızı listeye aldı. Listeye almakla beraber bitmiyordu. Tabii ki seçilerek çalışmak, gelmemiz gerekiyordu. Çalışmamız gerekiyordu. O da Sinopların oradaki oyuna taliptik. Bu anlamda başkanımız bizi listesine aldı ve 30 Mart seçimlerine gittik. 30 Mart seçimlerinde 80-100 oy gibi böyle kritik bir rakamda ben kaldım. Yani girememiştim. Orada sonradan tekrar bir istifa olayı gerçekleşti ve onunla beraber en ileride oyun benim olması münasebetiyle 2 ay gecikmeli olmak üzere
biz belediye meclisiyle görevine başladık. Ve ben orada belediye meclisiyle layık gören değerli belediye başkanıma listesini alıp bize o ekibin içinde yer verdiği için canı gönülden teşekkür ediyorum. Tabii ki biz de Sinopların orada Zeytinburnu'ndaki Sinoplarımızın ve İstanbul'daki Sinopların hizmetinde elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar, elimiz neye eriyorsa her çalan telefona mümkün olduğu kadar yani cevap vermeye çalışıyor. Sinopların orada hizmetindeyiz. Hizmetine burnunda evet. Sadece Sinoplu değil, bütün insanları seni tanıyan 7/24 düştüysen dara, 7/24 ara Mehmet Çakar bulur bir çare diyor. Aynen yani. Doğru. Evet, biz tabii ki aynı zamanda dediğim gibi Sinopların ve Zeytinburnu'nda yaşayan tüm halkımızın hizmetindeyiz. Evet. Orada yapılacak projelere, orada yapılacak hizmetlere belediye başkanımızın öncülüğünde destek veriyoruz ve yardımcı oluyoruz. Buradan bütün Zeytinburnu'nda bulunan herkese saygı, sevgi, selam gönderirken, evet, Zeytinburnu'nda benim bir anam oldu. Rahmetli annemin yerini tutmasa da her memlekette bir annem var. Evet. Zeytinburnu'nda Habibi Ana, şu an Sinop'a geldik, kendisi de Sinop'ta. Bizim sosyal projemize sağ olsun o da destek verdi. Ellerinden öpüyorum. Buradan bütün Zeytinburnu'nda ve ekranları başında bizi izleyen herkese saygı, sevgi, selam gönderiyorum. Sevgili başkanım, Zeytinburnu'nda gerek siyasi hayatınızda gerek ticaret hayatınızda size başarılar diliyoruz. Sizin gibi genç, yakışıklı iş adamlara, siyasetçilere Sinop'un ve Sinoplu'nun ihtiyacı var. Partisi hangi parti olursa olsun hiç önemli değil. Önemli olan Sinoplular artık siyasette ve ticarette başarılı olması. Bu yaşta eğer bu başarıyı yakaladıysan bundan sonra daha iyi yerlerde olmanı Rabbimden diliyorum. Evet. Başarılar diliyorum. Evet. Şimdi bu arada Ben de Sayın Zeynel Parmaksız teşekkür ediyorum. Rica. Buraya kadar geldiniz. Sizleri de burada ağırlamak fırsatı bulduk bu pazar sabahında. Misafirimiz oldunuz. Köyümüzü tanıtmak adına köy muhtarımızın başta olmak üzere ve köylülerimizle beraber burada köyümüzü tanıtmak fırsatını verdiniz bizlere. Ben buradan Vizyon Türk ailesine ve sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri izleyen tüm hemşehrilerimize, Türkiye'de yurt içi yurt dışı herkese teşekkür ediyorum. Ve sizlerin de başarılarının devamını diliyorum. Sağ ol, Allah razı olsun. Bizim sesimizi oradan Vizyon Türk ekranlarından dünyaya duyuruyorsunuz. Sizler ve Sinopların Zeynel Parmaksız gururudur, Allah onurudur. Ben teşekkür ediyorum. Hakikaten başarılarının devamını diliyorum. Güzel de götürüyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Her pazar sabahı Sinopları adeta belki siz tanıyan herkesi ekranlara kilitliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ ol. Bana da bu imkanı tanıyan başta Vizyon Türk Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Ekşi, Selim Ekşi, Genel Yayın Yönetmenim Hasan Dağlı olmak üzere. Tabii ki Musa Can Başkanım çok değerli. 5 yıldır ana sponsorum. Canlar Kıda, Can Plaza, Musa Can ve Şahinoğlu Grup. Mustafa Şahinoğlu da Zeytinburnu'nda. Biliyorum. Buradan sevgili Şahinoğlu'na, Mustafa Şahinoğlu'na tekrar saygı, sevgi, selam. Bu arada hacca gitmek isteyenlere Şahinoğlu'nu tercih ederse Zeynel Parmak söylediklerinde $400 kişi başı indirim var hac organizasyonunda. İnşallah Ümre'de yine 250 euroydu geçen yıl, evvelki yıl, öbürsü yıl. 6 yıldır bu işi yapıyor. Sinoplu tek bu işi yapan hemşerimiz Şahinoğlu Grup Mustafa Şahinoğlu'na destek vermemiz lazım. Farkı Haç'ta Ümre'de farkı Şahinoğlu'yla yaşamalı diyorum. Bütün niyetli olanlar. Ayrıca başkanım Sindef'te de yıllarca görev evet. yaptın. Sindef Nihat Önder başkanım, Ramazanoğlu, Timuçin Oğuz. Şu an Engin Kırmızıgül mevcut başkanımız. Bütün Mustafa Görgeç Bağcılar Sinoplular, Ramazan Usta hangi birini sayayım şimdi? Evet, Macit evet. Yılmaz'ı, Kerim Bağgül'ü saymakla bitiremem. Bütün bu gönlü güzel başkanlarıma, Sindev Yönetim Kurulu'na ve üye dernek başkanlarıma hepsine buradan saygı, sevgi, selam göndermiş olalım. Evet. Biz hemen buradan çekimlerimizle devam edelim. Evet, Dikmen Çanakçıköy çekimleriyle sizi baş başa bırakıyoruz. Muhtarımla da köyü genel çekerken röportajımızı yapalım muhtarımla. Haydi bakalım bizi izlemeye devam edin. Evet sevgili izleyiciler, burası Çanakçı Köprüsü. Evet Çanakçı. Bu yol nereye gidiyor muhtar? Gerze'ye. Gerze'ye gidiyor. Evet. Bura Dikmen, bura Gerze. Evet, hüdüt kesiyor dere yatağı. Yani bu dereden bu tarafa Gerze. Gerze bu tarafa, bu tarafı Dikmen. Dikmen. Evet, evet. Ben bu çileyi burada boş yere çekmem diyor. Evet, işte aynen. Dikmen değil mi? Benim 84'ten muhtar olduğum
Bu dere yatağında ne köprü vardı, ne yol vardı. 84'ten beri yolu hala bitiremedi. Kaç dönemdir muhtarsın muhtar? 6 dönem. Yani 6 dönemdir kaymakamdan alıyorsun emri. Aldığın emri de kesiyor demiri. Evet. Çanakçı'nın mülki amirisin. Evet, aynen. Bu köprüyü buraya yaptırırken çok uzun zahmetle çektim. Bu yolları hep yeniden açtırdım. Evet. Çok... Gelirken biz bir yol çalışması gördük. Heyelan gibi göçük falan mı oldu orada? Orada heyelan oldu. Üstten geldi, alttan geldi. Orayı yeniden, hep yeniden aldırdım. 5 tane kademe yaptırdım. Şimdi giderken oraları kameraya çekeceğiz. Evet, çekelim. Çok yollar, yollarda çile çekmeyecek bundan sonra kullar diye. İnşallah ama en büyük sorunum yol. 84'ten, Gürzüvet'ten, Yeniket'ten alıyorum yolu. Dikmen'e kadar. Aynen yol güzergahı, çile, çile, çile. Asfalt yok, sitemizdesi düzgün değil. Özellerinin imkanları dar. İki kamyon var, iki greyder var. Yani ne yapacak buna bu köy muhtarı, sayın kaymakamım? Muhtar ne yapacak, vatandaş ne yapacak? Kafam gibi taştan araba aynen atlar, amesörü patlar. Aynen. Vatandaşı üçe beşe katlar, tarihini bunu parayla toplar. Vallahi ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Vizyon ailesi olarak. Buralara gelip buralara görüntülediniz. Sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Rica ederim. Muhtarım, peki Ankara, İstanbul, Çanakçı'nın dışında kimler var? Çanakçı'nın dışında ve İstanbul'da ağırlığımız genelde. Evet. Derneğimiz, efendim, gürbetçilerimiz. Bak, köyde çöp alınmasa kokar, pislik su, sel suyu akar, haberi olur olmaz muhtar çaresine bakar. İstanbul'da da olsa ağırlık, selam göndermesen seçmen seçimde seni yakar. Yo, ben hepsine kucak dolusu selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İnşallah ayın 17'sinde beraber olacağız. İnşallah. Ne var İnşallah piknikte olacağız, nasip olursa. Evet. Biraz özür diliyorum, biraz dişlerimi yeni yaptırdım, fazla konuşamıyorum, kusura bakmasınlar. Sen yaptırmışsın yine, biz yaptıramadık. Yaptırırsın inşallah. Arkadaşlarıma, dernek başkanıma, komşularıma hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Selamlarımı sunuyorum. Hürmetler. Aleykümselam. Başkan da burada. Aleykümselam diyor zaten. Şimdi bu sene tren kaçtı da 17'sinde Avusturya, Linz'de, Viyana'da olacağım. İnşallah. İnşallah seneye artık Mehmet Başkan bize bir alo der de düşmez dara, biz de onu geçiririz kara. Yeter ki diyorum başkana sen beni ara. Hem pikniğinizi hem köyünüzü, köyde şenlik yapar, yayınlarız, abaya atarız, birkaç gün yatarız, İnşallah. program İnşallah. Atarız. Tabii, muhtarım. Tabii, aynen. İnşallah. Muhtarım, Allah kolaylık versin. Amin. Bu dünyada en güzel hizmet insana yapılan hizmet, en güzel yatırım insana yapılan yatırım. Yarın evet, akliyeye evet. Varınca, belki de olacağız bir karınca, orada sorgu suvali zorunca bu insanlar ne diyecek bir düşünmeler lazım. Bizler Allah'ın rızasını kazanmak için bir şeyler yapmak gerekiyor. Elimizden geleni yapacağız. Herkesin de bu düşüncede olmasını İnşallah. Biliyoruz. İnşallah. Evet, şurada hemen abi, Mustafa abi. Ben Çanakçıköy hiyetinden Mustafa Öztürk. İstanbul'da yaşıyordum, şimdi köyde yaşıyorum. İstanbul'da bizim Çanakçıköy olaraktan 600-650 nüfusumuz var şu anda. Var, belki daha fazla da ben öyle tahmin ediyorum. Şu anda derneğimizde zaten 150-200'ün üzerinde şey var, üyesi var. Zaten 200'ü varsa 600. Yani derneğimizin de şu anda şeyi iyi. Ama Çanakçıköy'ün, ben Vizyon Türk ailesine şu anda teşekkür ediyorum. Önce size de teşekkür ediyorum Zeynel Albarmaksız olarak, ekibin olarak. Bizim bir tek ihtiyacımız burada yolumuzla altyapı. Başka bir sorunumuz yok. Yolla altyapımız ihtiyacımız var. Bize bu şeyi de sağlarsa da teşekkür ederim sizin sayenizde. Vallahi inşallah ben, elimizden geldiği kadar memleketim için, memleketimizin yani, insanı için hizmet, uğraşıyoruz. Hizmet istiyoruz. Hizmete ihtiyacımız var bu memlekette. Başka bir ihtiyacımız yok. Mustafa abi, inanır mısın? Her bölgenin bir yöresi var, her bölgenin türesi var ama en mahrum olan bizim bölgemiz. Evet, evet. Doğu doğu diyorlar, adı var doğunun. Doğuda, gidin de bakın, Kral Faruk gibi yaşıyor adamlar. Doğuda mahrumiyet yok. Ben doğuyu gezdim evet, Zeynel abi. Doğuda Samallığın önüne kadar asfalt. Ben doğuda mahrumiyet yok. Aynen. Yani doğunun mahrumiyeti yok. Bizim Karadeniz bölgesinde mahrumiyet var. Vallahi yanımızda bir siyasetçimiz var. Yani, fakat oradan buraya ne kadar eğilir onu bilmiyorum. Bu Allah, fakat bu işte
karşılaştığı yerde Sinoplu siyasetçilerimize anlatacak. Ben anlatıyorum. Ben kim olursa olsun hiç çekinmem diyorum. Saraydüzü'nün Zaim köyünün işte yangın olsa Etla'ya girecek yolu yok. İşte Dikmen'in şu köyünün şu sorunu var. Köprüden köprüsü yok. Çarşak İnebeyli arası 6 muhtarlık 6 köy çok mağdur. Haybe'ye her gün 80 kilometre fazla yol yapıyorlar. 10 kilometre, 5 kilometre. 40 kilometre benim de bu Dikmen'den Çanakçıköy'üne gelmek için Sinop'tan 40 kilometre Dikmen'e dolaşırsam 40 kilometre fazla yol kat ediyorum. Buyur. İşte. Ama buradan olursa Gerze 21 kilometre. Öbür taraftan 40 kilometre. Evet. Cengiz Tokmak vekilim. Bak vekilim diyorum daha şimdiden. Sevgili başkan, Mehmet Ersoy başkanım, sevgili vekilim. Siyaseti bırakmayacaksınız elbette ki. Vekil olmasanız da sizin eliniz her yere erer. Ne olur şu memleketimize ve memleketimizin insanların şu derdine çare olalım. Bir an önce ödenek çıkarttıralım, bu yolları yaptıralım. Vallahi Cengiz Tokmak'a şunu söylüyorum, özür dilerim. Cengiz Bey'e, Cengiz Bey'in bize bazı ufak tefek büyük yardımları olduğunu, ufak tefek derken büyük yardımları Allah da olduğu. İnşallah bu yolları da inşallah vekil seçilir. Biz de elimizden gelen desteği sağlarız. O da bize inşallah bu yollarımızı dört dörtlük olmasa da iki iki yaptırabilir inşallah. İnşallah. Onu söylüyorum. Çanakçıköy muhtarı olarak. İnşallah. Zeynep Hanım'a teşekkür ederim. İnşallah muhtarım. Evet, sadece Cengiz Tokmak değil, hangi siyasi partiden olursa olsun, gerek CHP, MHP, evet, Saadet Partisi, AK Parti, Sinoplu olan bütün siyasetçilerimiz de memleketimize ve memleketimizin insanları için hizmete ihtiyaç var, bunu sizden rica ediyoruz. Evet, Mehmet Çakar'ın babası. Evet. Baba, adın neydi? Haydar. Haydar Çakır adım. Haydar. Yalnız konuşurken bizim siyasilerimiz diyor ki herkes köyüne dönsün. Emekli olan köyüne gitsin. Döneceğiz de nereye geleceğiz? 30 yıl İstanbul'daydım. Evet. Hizmet verdik, çalıştık. Ama köyünüze dönün. Döndük. Ne oldu? Evet. Hani yol? Hani su? Bunların hiçbirisi yok. Ne olurdu bize bunları söylerken biraz da hizmet kapısından bahsetselerdi. Ama edilmedi. Ben Zeytinburnu Belediyesi'nde yönetiminde bulundum. Oradaki dinlediklerim ve artı siyasilerden dinlediklerim hiçbirinin yerini bulmadı. Yine doğal olarak annemizden babamızdan kalan köyümüze döndük. Ama ne yazık yine sonu yok. Baba yatıyorsun, köyde yatıyorsun. Şimdi karar verdik köy olarak. Yavaş yavaş gücü yeten Gerze'ye gidip, Gerze'ye çekilip en geç 10 yıl içinde de bu köyün biteceğini, aha muhtarımız da burada. Ben buradan söylüyorum. Bu köyü bitirmek veya diğer köyleri bitirmek Sinop'a veya Sinoplu'ya ne kazandırır? Bir şey kazandırır. Zarardan Hayır. başka değil mi? Tabii. Şu buraya geldik, sağ olun. Vizyon Türk ailesine ve sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ama gel gelelim. Ne olur birazcık şu kadarcık elinizi uzatın bize. Siyasilerin hepsine sesleniyorum, birine değil. Taşın altına elini koysunlar. Yani ya. Ne olur muhtarla biz o köyümüzün mağduru. Oğlum da olsa kulağıyla duysun. Oğlum da olsa, her kim olsa. Babam olsun ister. Ne olursa olsun size şunu söylüyorum. Muhtar burada 30 yıldır muhtar. Gidiyor. Tamam muhtarım, senin işin yapılacak. Hani niye yapılmadı? Ben vatandaşım, muhtar falan değilim, azat değilim. Hani nerede? Bu hizmetler Güneydoğu'da, Doğu'da oldu mu en iyi şekilde veriliyor da, en köşe ücralara kadar gidiyor da, Dikmen'le Gerze arasında kalan ve tali yol olarak da bunaldıkları zaman bütün herkesin kullanabildiği bir yolu acaba neden yapılamıyor? Bizim burada eksiğimiz ne? Kar yağsa 3-4 ay mahrum kaldı. Evet, bu sene aynen de öyle oldu. Bu sene mağdur kaldık. Köyümüzün mağduriyetini giderebilmek için bu muhtarla ikimiz karşılıklı senede araba yaptırıyoruz. Haydar abi. Senelik. Bütün siyasetçilere mesaj verelim mi? Verelim. En güzel şekilde. Bir dakika o zaman. Evet sevgili siyasetçilerimiz, siyaset yaşamımızın içinde var. Siyaset olmasa hiçbir şey olmaz. Demokrasimizin temel taşları siz sevgili siyasetçiler. Türkiye'de 5 yılda yapılır seçim. Seçilen seçildiği yerde düzene veremese biçim, vallahi seçimden sonra duyduğunuz zilin sesini yanıyor anam yanıyor dersiniz içim. Onun için şu yollara, köylerimize, memleketimize düzenle verelim hep beraber biçim diyorum. Bizi izlemeye devam edin. Siyaset olarak bana söz hakkı
doğdu burada ya. Şimdi dur o zaman dur. Şimdi yani çok öyle ağır geldi ki yani tabii ki benim de temsil ettiğim bir kurum var. O kurum adına söz istiyorum. Evet. Tabii ki Cengiz Başkan'ı ben yakından tanıdım. Cengiz Tokmak Başkanımı gerçekten yakından tanıdığım bir insandır. İnşallah 7 Haziran seçimlerinde milletvekilimiz olaraktan çıktığı zaman, Ankara'ya gittim, meclise gittiği zaman ben inşallah unutmayacağını tahmin ediyorum. Ben de AK Parti'nin bir mensubu olarak, meclis üyesi olarak İstanbul'da hemşehrilerimize ve oradaki yaşayan tüm hemşehrilerimize diyeceğim artık. Onlara sözümüzü verdi, biz elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Ama ben Cengiz Başkan'dan ümitliyim, muhtarım gerçekten bu konuda biraz muzdarip. Hakikaten de babamın da söylediği gibi dikmenin, Kanlıçay üzerinden giden yolun haricinde dikmenin gerzeyle ulaşımını sağlayan bu köydeki yol var. Bu anlamda burası tahliye yol olarak kullanılıyor. Stabilizesi zorla yaptırdı. Muhtarım da biliyor zaten, bizim dernek başkanımız da burayla hemen tepeye kadar olan bölümün stabilizesini 10 kere valiliğe gitmekle zor çözdük. Diyor ki gerze benim sınırım, siz müdahale edemezsiniz. Özel idare diyor ki belediyenin sınırı, biz müdahale edemeyiz. Böyle bir sorunun yüzünden bir sürü uğraşmaların bürokrasi yüzünden geldik. Tabii bürokrasiyi sonunda nihayetinde bir şekilde açtık ama zorlandık yani. Nihayetinde şunu söyleyeceğim. Hakikaten biz İstanbul'da AK Parti olarak çok güzel hizmetler yapıyoruz. Sinop'ta da çok güzel hizmetler yapıldı. Bunu kamu yatırımı anlamında gerçekten güzel, Karadeniz sahil yolu olarak da baktığımız zaman ve Sinop'un geneline de baktığımız zaman güzel çalışmalar oluyor. Ama bunun köylere kadar inmesi gerekiyor. Yani köylerin bu anlamda, bu kamu yatırım anlamında faydalanması gerekiyor. Bu yatırımın da faydalanması için buradaki siyasetçilere, muhtarımızın verdiği dilekçeleri ve özel il genel meclis üyelerimize ve il genel meclisi başkanımıza, milletvekillerimize, valiliğimize, bu anlamda kaymakamlığımıza görevler düşüyor. Bu görevler inşallah yerine getireceklerini düşünüyorum. Bu temennilerimle teşekkür ediyorum. Herhalde mesaj yerini buldu diyorum mesaj yani. Mesaj yerini buldu valla. Cengiz Başkan'a da ve Nazım Maviş vekil adaylarımıza başarılar diliyorum. Sen yandın. En ufak bir şeyde bir tarafına baban, bir tarafa muhtarım takacak seni kola, çıkacağınız yola hep Cengiz Tokmak'ın, Nazım Maviş'in yanında vereceğiniz mola. Artık bilmiyorum, Allah yardımcı olsun diyorum. Bu ben evet doğru söylüyorsun. Onları da 30 Mart seçimleri öncesi Çanakçı Köyü'nü bir gelip görmelerini de tavsiye ediyorum ve bekliyorum. Pardon 30 Mart 7 Haziran. Biz 30 Mart'a çok alışkın olduğumuz için seçim öncesi çok telaffuz ettiğimiz için dilimizde biraz kaldı. O anlamda gerçekten de 7 Haziran seçimleri öncesinde Çanakçı Köyü'ne yani böyle biraz böyle şehir turunu bırakıp da bir de köylere yukarı çıkmalarını da tavsiye ediyorum. İnşallah evet, gelirler inşallah. Diyorum. Davet ediyorum. Tamam başkanım. Zeynel Bey, muhtarım bir şey diyeceğim. Miyim? Evet buyur. Ben demin bir siyasi olarak bir hata yaptım. Hatamı hayır düzeltmek ulan istiyorum. Hayır ulan. Sade AK Parti ödüm, diğer siyasi partilerime de hepsine de onun için teşekkür ediyorum. Muhtarım kalbur yok ayrı edilecek. Şimdi hepsine belki dedim. Yanlış anlarlar. Yok, onun için anlamaz. Ben onlardan da özür dilerim. Anlamazlar. Ama şu an anlamazlar. Öyle seçinden mi? Sonra anlar. Öyle mi? Onlara da teşekkür ediyorum. CHP olsun, evet. AK Parti olsun, MHP olsun, AKP olsun, hepsi bizim onlar. Hepsi onlar bizim. Demokrasi her zaman yüzü görürüz ama her zaman da ben hizmet verenin yanındayım yani. Onu da söyleyeyim. Anladım muhtarım, anladım. Haydar abi bir şey söyleyecek galiba. Şimdi eğer siyasilerimiz köylerimizin boşanmamasını istiyorsa ellerini taşın altına koysunlar ve bizim köylerimiz gibi olan mağdur köylere elini uzatsınlar. Ben rica ediyorum. Teşekkür ediyorum Vizyon Türk ailesine ve sizlere. Sağ ol. Bütün siyasilere de buradan özellikle rica ediyorum. Sağ ol. İstanbul'daki iş adamlarımız da aynı Gerze Yaykıl köyündeki Saray Tekstil gibi Fazıl mıydı ismi, Fazıl'dı. İş adamlarımızın da gelip bir kazma vurmalarını 80-90-100 kişiye ekmek vermeleri sonra lazım ki. Muhtarımız demeden bahsettim. 30 yıldır muhtar. Evet. Hizmet için koşuyor. Koşuyor ama nereye kadar koşuyor? Sonu yok. Vallahi alamadığı zaman, gidiyorum. Hizmeti alamadığı zaman köye gelince başta ben eleştiriyorum. Başta ben. Evet. Benim gibi yüzlerce kişi muhtarı eleştiriyor. Soruyorum size, öbür taraftan hizmet alamadığı zaman bu muhtar ne yapar arada? Şapkasını eline alacak benim gibi, Çanakçı'yı terk edip kaçacak. Başka şansı yok. Teşekkür ediyorum. Haydi. Şimdi burada dayım var. Zar zor geçer ayım. A benim dayım. Sessiz duruyorsun. Var mı senin de bir sıkıntı? Diyeceğim, ben İstanbul'da yaşıyorum. Neresinde? İngiltere'de. Evet. 64 senesinde ayrıldım buradan. Evet.
Memleketimiz, köyümüz, her yer çok güzel. Ama yollarımız bu halde. Ne olur burayı daha önceden dediler asfalt yapıldı. Asfalt masfalt yapılmadı. Bir yapılsa da köyümüze daha çok sık gelsek. Yollarımızın yapılmasını bekliyorum yani. Yapılırsa bizler için, herkes için iyi olur. Anladım be. İyi düşünüyorum yani. Peki İstanbul'da kimler var şimdi? Bizim aracılığımızda bir selam gönderin. İstanbul'da bütün köylülerimin hepsine selamlar. Aleykümselam. Bu kadar. Aleykümselam. Başka diyecek bir şeyim yok. Sağ olasın. Burada bir abi daha var. Evet abi, bir de sizin duyguları alalım. Yeniket Ozangır Ağabey Mahallesi'ndeyim ben. Hudutlarımız ilçe Sözgün. Hep bir hudutta yaşıyoruz. Ben 47 yaşındayım. Bırak 17 yaşımın çocukluğuma say. 30 seneden beri geliyorlar sayın milletvekillerim. Sebzü geliyor. Yapacak. Hepsi olduğu yerde kalıyor. Bizi aldatmadan başka bir şey yok. Yapacaklarınızı söz versinler. Yapmayacaklarınızı söz vermesinler. Çıran özü delikanlının sözü diyorum ben. Bu kadar. Yaparsa söz versinler. İstanbul'da falan gurbet. Bizi tanıyanlar hepsine, tanıyan tanımayan hepsine selam. Aleykümselam. Evet sevgili izleyiciler, Saray Dikmen, Dikmen Sarayı Yakuplu Babalıoğlu köylerinde dua var. Şimdi biz duaya gideceğiz. Gitmeden önce Çanakçı köyümüzün şu şelalesi ve genel görüntüsünü de aldıktan sonra İstanbul'da izlesin. Şelalesinden sonra sülalesi de İstanbul'da ekranlarda izlesin. Evet, bizi izlemeye devam edin. Şimdi kameraman arkadaşım hemen detay görüntü alıyoruz sizler için. Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de kır kardeşim bizim köyleri, haydi! Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de kır kardeşim bizim köyleri, haydi! Çanakçı Köyü'ne hoş geldiniz diyorum. Çanakçı Köyü, merkez köyümüzü şu anda görüntüye alıyorsunuz. Çanakçı Köyü, merkez köy ve merkezle beraber 4 mahalleden oluşuyor. Merkez, Kırıklı Mahallesi, Kalıkkıçı Mahallesi ve Dereköy Mahallesi olmalı üzere toplam 4 bölümden 3 tane de mahallesi var ayrıyeten. Ve gördüğünüz gibi köyümüzün tarihi çok eski bir tarih dayanıyor. Eski bir yerleşim. Bugün de şansınıza köyümüzde düğün var. Biraz sonra düğünden de görüntüleri alacaksınız. Hakikaten doğa harikası. Cennet gibi bir yer, yaşanabilecek bir yer ama maalesef ki köylerimizde insan kalmadığı için, bütün köylerinde sorun olduğu gibi bu köyün de sorunu insanımızın büyük şehirlere göç etmesi. Yani köylerde bulunan insanlar da emekliler, yaşlılar, bu köyde maalesef genç nüfus yok gibi bir şey yani. Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de kır kardeşim bizim köyleri, haydi! Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de kır kardeşim bizim köyleri, haydi! Gördüğünüz gibi çift sürerdi bu kara sapan, patlardı eleyak tapan, çile çekirdi rahmetlik dedem babam, zor elde edilirdi eskiden ekmek. Evet. Muhtarım, çift sürdün yıllarca değil mi? Çok çift sürdüm. Babam 1968'de öldü. Allah rahmet eylesin. Amin. İlk okul 4'e gidiyordum, sabana gücüm yetmiyordu. Bir çift manda vardı, mandalarından ha babam de babam 1972'ye kadar çift sürdü. Maşallah. Bakalım, ve de ondan sonra da askere gittim. Askerden sonra geldikten sonra da biraz daha çift sürdük. Nasip oldu, traktör oldu. Şimdi ise traktörle sürüyorum. Peki Mehmet Başkan'a soralım.
baba ya da dedesi çift sürerken öküz önüne düşmüş mü? Düşmüş olabilir, bir soralım. Teşekkür ederim. Başkan, hiç böyle delikanlı gibi öküz önüne düştün mü çift sürerken? Evet, öküz önüne düştüm. Rahmetlik dedemlerle beraberdik. Onların yanında dururken bu şekilde öküzlerin evet. önüne geçerdik. Ve dedem de rahmetlik sürerdi. Şu anda mısır ekimi. Mısır ekimi şu anda yapılıyor. Babaya soracağım tabii ne ki, ekiyor diye. Evet. Mısır ekimi önce şimdi çifti sürüyor. Evet. Sonra şimdi nadas ediyor. Nadastan sonra mısırın ekimi gelecek. Yok, mısır tohumu attı. Heh. Çifti sürdü. Şimdi bunun peşine tapan mı çekecek? Evet, evet. Siz evet. Tapan diyorsunuz, biz tırmık diyoruz. Evet. Ondan çekecek ve tarlayı düzleyecek, sivri mısırın daha güzel bitebilmesi için. Ama Zeynep Bey, şöyle bir şey, yani şu anda halen bu kültürümüzü yaşadan ailelere nadir de olsa var. Var. Yani şu anda var. Mesela Aslan Öztürk amcamız bizim köyde, evet. Bizim köyde şu anda değil mi evet. muhtarım? Yani iki tane ailede var şu anda. İki ailede öküz var. Biri Ahmet Özdemir, birisi Aslan Öztürk. Haydar Çakır'ın traktörü var, benim traktörüm var, Yusuf Aydın'ın traktörü var, üç annenin traktörü var, diğerleri gene de işte böyle devam ediyoruz köyecek. Evet. İhtiyacı olsa bazen biz de bu öküzleri alıp biz de işimizi görüyoruz traktörün gitmediği yerde. Peki Haydar abi, senin traktörün var mı? Var. Sen İstanbul'dan gelince burada reçberliğe mi başladın? Hayır, ben bir tek köyümüzün çok mağdur olduğu için komşularla birbirimize yardımcı olabilmek, destek amaçlı. Eskiden ümeciyle iş evet, görürdük, evet, alın evet. teri emek verirdik. Evet. Biz niye bu gurbetele geldik, ben bunu anlamıyorum. Gurbetele gittik, gitmeseydik belki köylerimize sıramayacaktık. Ama gittik ve kötü olmadı, 30 yıl sonra döndük geriye. İyi olur diye bekledik ama yine dönüyorum siyasilerimize. Abaya atıyoruz şimdi köyde yatıyoruz çünkü yaşama yaşam katıyoruz. Yolumuz yapılsın. Tamam o mesajı verdik. Haydar abi geriye dönmeyelim ileri gidelim. Dünya gider kenaya kalmayalım yaya. Biz de elimizden geldiği kadar duymaya çalışacağız. Bütün siyasetçi bayağı onu. Şimdi bu ekiliyor kaç ay sonra bunun ot mot kazımı başlar? Ortalama bir buçuk ay sonra. Ot kazılır. Şöyle sivrikler meydana çıktı mıydı? Tabii ki otu kazılmaya başlanacak. Tamam. Ondan sonra mısırın dibi doldurulacak. Ha. Ve ondan sonra yavaş yavaş mısırın yetişmesini bekleyeceğiz. Kaç ay sonra? Var, var. Üç. Yemek ya da değirmene gitmek için ne kadar zaman süre? 4 ay gibi bir zaman bekleriz. 3,5 4 ay gibi bir zaman. Başkan 4 ay sonra gelsek bu mısırdan biz közleyebilir miyiz? Tabii ki inşallah şuraya bir ateş yakarız. Ateşte biliyorsun mısır közlemesi evet. güzel olur. Kabakları da buluruz, üfleriz. Evet. Buluruz ve üfleriz. Size her şey haktır. İnşallah. Yani elimizden geldiğince karınca kararınca ne gerekiyorsa tabii ki. Anladım. Sağ olun. Allah nasipte ne varsa olduk. Tabii, evet sevgili izleyiciler, Kandil Ağaç'tır bizim evimiz. Temeydi penceremiz, çölmeydi tenceremiz. Ama şimdi her bir yere dağılmış birimiz aranıyor. Vallahi o gurbet elde bu bizim eski köyümüz. Kanı'dan da arabamız var da avluda sandal da arabamız. Şimdi uzaktan uzağa oluyor merhabamız. Aranıyor bu gurbette o bizim eski köyümüz. Tahtayı aygile çok su taşırdık. Başkan gurbette susuz kalınca şaşırdık. Aranıyor vallahi bu gurbette köymüş. Evet sevgili izleyiciler, bizi izlemeye devam edin. Evet sevgili izleyiciler, karıdan da arabamız var da avluda sandal da arabamız uzaktan uzağa oluyor. Merhabamız aranıyor gurbette bu bizim eski köyümüz. Eskiden ulaşım işte bu gördüğünüz gibi kimi yerde manda, kimi yerde öküz, dana. Dana olduğu zaman öğretiyorlardı evet, onu değil mi? Evet, öğretiyorlardı. Dediğiniz gibi kan arabası, yani bazı yerlerde kan arabası, öküz arabası olarak da geçer. Bizim köyümüzde genelde öyle kullanılır. Bu arabayla ektiklerini işte gördüğünüz gibi mesela buğday ekilmiş oraya. Onları o arabalara koyup harmanlara getirip ve patozla daha önceleri biliyorsunuz. Hiç kan arabasıyla değirmene gittin gittim, mi? Gittim. Onu da rahmetli yaptım. Babam mekanı cennet olsun. Kim öküz koşarsa hemen buğdayı çuvallayıp da öküz arabasına atınca en üstüne çıkar oturmuş. Ben değirmene gidiyorum, yanık ekmek yemeye gidiyorum dermiş. Adı değirmenci kalmış. Değirmenci Hasan derlerdi. Mekanı cennet olsun. Değirmenimiz falan yoktu. Evet şimdi Mustafa abi kaç para yapar bu öküz?
10 kağıt yapar şu anda. 10 TL. Evet. Ne diyorum, bir traktör parası. Bir traktör parası şu ama anda. Ama öküzün yaptığı işi traktör yapmaz. Öküzün yaptığı işi bazı yerde traktör yapmaz. Traktörün yaptığı işi de bazı yerde öküz yapmaz. Öküz yapmaz. Evet. Kesim bölge, kesim yapıyorlar mı burada? Şu anda yapmıyorlar. Bizim orada çekimleri böyle yiğit öküzlerle, kömüşlerle, mandalarla yaparlar çekim. Buralarda kesim yok. Yapmıyorlar yok. Evet. Şu anda yapmıyorlar. Önceden vardı. Şu anda yok. Anladım. Başkan, abimize de sağ olsun. İsmi neydi? Aslan Öztürk. Aslan abiye çok teşekkür ediyoruz. Yan gel Yaslan, sevgili abim Aslan. kimler var Ankara, İstanbul'da? Bir selam gönderin. İstanbul'da çocuklarım var. Kameraya bak. Muhammed Öztürk, Şükrü Öztürk, Musa Mustafa Öztürk, bunlar var. Hepsine selam. Hepsine selamlar, saygılar. Aleyküm selam. Oğullarına selam gönderdi ya. Sana çok teşekkür ediyoruz. Bizi ol, kırmadın. Allah razı çok sağ ol. Vakit nakit bugün biraz. Bunun için kısa ve öz en doğru sözümüş. Ama inşallah bir organize yaparsam Mehmet Başkan'la muhtarım. Daha geniş buraya geliriz. Aba yatarız. Bir gece de yatarız. İnşallah. Programa program bekleriz. Katarız. İnşallah. Her zaman bekleriz. Teşekkür biz ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Rica bizleri ederim. Buraya kadar geldiniz. Çekimlerimizi yaptınız. İnşallah bir takip programlarda görüşürüz. İnşallah. Biz sizlerle beraber çalışırız. Her şeyden öncesi bizim hemşerimizsiniz. İnşallah. Teşekkür evet. ediyorum. Başkanım Allah'a ısmarladık. Sağ olun, Allah'a ısmarladık. Muhtarım Allah'a ısmarladık. Sayın Zeynel Barmaz. Mustafa abi Allah'a ısmarladık. Çanakçı köyünü tanıttığınız için, geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bizden yani, ailesine, köyümüzün tüm gürbetçilerine kucak dolusu selam söylüyorum. Aleyküm. Hürmetle sizi de hürmetle uğurluyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Bir bay bay yapıyoruz. Evet, bizi izlemeye devam edin. Görüntüler sizler için. Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de kır kardeşim bizim köyleri, haydi.